Herkese merhaba. Kimilerinin OCO, kimilerinin OCO, kimilerinin de OCO diye tabir ettiği. İngilizcesi one cancels the other order. Yani Türkçesi bir emir gerçekleştiğinde diğerini iptal et özelliği, opsiyonu Binance'da aktif duruma geldi. Özellikle Twitter'da bu opsiyonun nasıl kullanılacağına dair gelen belli ölçüde talepler sonrasında ben de bunu görsel anlatımla ihtiyacı bir şekilde karşılamak istedim. Bu benim YouTube'a koyduğum bu arada ilk videom. Bundan sonra da hem teknikalize eğitimleri aynı zamanda da işte bazı coinlerin teknikalize incelemesini yaparak aktif olarak seriye devam etmeyi de düşünüyorum. Çok basit bir anlatımla aslında normalde limit ve stop loss emirlerinin kombinasyonu şeklinde düşünebilirsiniz OCO'yu. Normalde ben Binance borsasını kullanmıyorum. Burada zamanda kalan ufak bir miktar üzerinden sizlere anlatımını yapacağım. Şimdi Ethereum'un şu anki fiyatı 189 dolar. Diyelim ki benim bunu satış hedefim gerekli ölçümleri, işte teknik analiz incelemelerini yaptım. Diyelim ki ben bunu 210 dolarda satmak istiyorum. Yani limit kısmına, limit price kısmına 210 doları yazıyorum. Ama belli bir risk eşiğim var. Diyelim ki orası da 170 dolar. Yani 170 doları gördüğü anda stop olmasını istiyorum. Limit kısmına da belli bir mesafe yazıyorum ki hani stop gerçekleştiğinde o mesafeye kadar benim satışım gerçekleşsin. Burada şöyle bir durum var. Diyelim ki bu 5 dolarlık mesafede eğer benim bakiyemi karşılayabilecek miktar adet varsa hepsini satar ya da emir girdiğim oranda satar. Eğer daha az bir emir girmişse 170 ile 165 arasına sadece benim yani sadece oradaki girilen emir kadar kısmı satar. Bu da bilginiz olsun. Satmadığı kısmı da 170 dolar da emir olarak bekler arkadaşlar. Varsayalım ki 210 dolara gitmedi. 170 dolara düştü ve benim stopum devreye girdi. Ben bunun %50'lik kısmını ya da siz kendi risk tercihine göre tamamını da diyebilirsiniz. Satış emri verdiğimde iki tane emir oluşuyor arkadaşlar. Birincisi yukarı doğru benim hedefe giden 210 dolarlık limit hedefim. Diğeri de 170 dolarda devreye girecek 165 dolara kadar satacak stop loss emrim. Bu satış tarafı. Diğer türlü de bir de bunun alım tarafı var. Şimdi normalde alım emirlerini nereye gireriz? Normal fiyatın altına gireriz. Hani şöyle göstermek daha doğru. Şu anda 189 dolar civarında olan Ethereum'un fiyatını ben 170 dolara düşmesini bekliyorum. 170 dolara geldiğinde elimdeki dolar bakiyesinin %50'siyle al diyorum. Ancak öyle bir seviye var ki oraya geçtiğinde de 250 dolar civarına gitme durumu var. Diyelim ki o seviyede 200 dolar olsun. 200 doları aştığında da stop şeklinde stop buy olarak alım yap diyorum. 205 dolara kadar limitimi koyuyorum. Yani eğer fiyat 170 dolara gelirse ben Ethereum'u bu seviyeden almış olacağım, aşağı seviyeden. Lakin istediğim seviyeye gelmez ve belirli direnç kısmını aşıp yukarıdaki hedefe doğru, yukarıdaki direnç noktasına doğru yöneldiğinde de oradaki kar marjını kaçırmak istemiyorum ve diyorum ki 200 dolarda bunların hepsi temsili verilen rakamlar bu arada arkadaşlar. Hani şu anda Ethereum'da böyle bir durum var mı ya da yok mu şeklinde herhangi bir analizini yapmadım. Bunu bilerek de yazmıyorum buraya. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Diyelim ki
Direnç kısmımız da 195 dolarlarda olsun. Orayı kırdığında da 200 dolarda benim alımım devreye girsin. Stop emrim devreye girsin ve 205 dolara kadar da alayım emrine giriyorum. Buna alım dediğimde de yine aşağıda benim iki emrim çıkıyor. Alım tarafında. Birincisi 170 dolara geldiğinde aşağıya düştüğünde şu seviyeden Ethereum al. Ama bu seviyeye gelmez de 200 dolar seviyesini aştığında da 205 dolara kadar alım yap diyorum. Neden? Oradaki kar marjını kaçırmamak için. Aslında OCO dediğimiz opsiyon opsiyonun kullanımı bu kadar basit ve bir o kadar da çok önemli bir opsiyon. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Aslında çok fazla detay gerektiren de bir konu değil. Anlamadığınız bir kısım olursa mutlaka yorumlar kısmında yazarsınız. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Eğer ihtiyaçlarınızı karşılama yönünde faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere.